Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı sosyal medya mesajıyla Çin'de Uygur Türklerine ve Hong Kong halkına karşı yapılan insan hakları ihlallerini eleştirdi. Bakanlığın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan videolu paylaşımda Uygurların kamplarda tutulduğuna ve burada işkence gördüklerine dair raporlar hatırlatıldı. Videoda ayrıca Birleşmiş Milletler'de 23 ülkenin Çin'e yönelik insan haklarına saygı çağrısına da değinildi. Ayrıca paylaşımlarda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 30 Ekim'de yaptığı konuşmadan sözlere yer verildi. Pompeo, Çin hükümeti kendi vatandaşları olan büyük ve asil Çin halkının en temel insan haklarını çiğniyor ifadelerini kullanırken bu durumun özellikle Hong Kong'da ve Doğu Türkistan'da görüldüğünü belirtti. Çin'in Hong Kong özel idare bölgesinde pazartesi gününden perşembeye kadar 249 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yerel basında çıkan haberlere göre Hong Kong polisi tarafından yaşları 13 ile 61 olan 74'ü kadın toplam 249 kişinin sözde yasa dışı gösteri düzenleme, emniyet mensuplarına saldırma, protesto gösterilerinde yasaklanan maske takma gibi eylemler sebebiyle gözaltına alındığı bildirildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslüman Türkler için kullandığı yüz tanıma sistemini ücretsiz olarak Bişkek sokaklarına kurduğu 60 kamera ve 20 kişiden oluşan yüz tanıma sistemiyle Bişkek sokaklarında insanları denetlemeye başladığı bildirildi. Yüz tanıma sistemine sahip video gözetim kameraları ilk olarak Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te insanları gözetlemeye başladı. Ancak verilerin nerede depolanacağı ve kimlerin erişebileceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO'nun Ukrayna meselesi konusunda yıkıcı adımlar attığını belirterek, Kiev'e yönelik NATO'ya girme çağrıları ülkenin bölünmesini tahrik ediyor dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bir gün önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Zaharova, NATO yetkililerinin Rusya'ya yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunarak Washington'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu. Zarif yaptığı açıklamada ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, inşaat sektörüne yaptırım uygulamanın ABD'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.